açılışı yapacağım. Sonra hocamıza konferans sunumunu vereceğiz. Sevgili İSMO Başkan Yardımcım, yönetim kurulu üyelerim, tanışmaktan, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Cemal Yükselen ve değerli meslektaşlarım. Girişim, Kariyer Planlama ve Pazarlama Komitesi adına Komite Başkanı Bayram Erdoğan olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyamız, teknoloji, ülkemiz, çalışma şartlarımız çok büyük hızla değişiyor. Yeniliklere uyum sağlamamız gerekiyor. Küreselleşme, vahşi kapitalizm, uluslararası büyük ve güçlü kuruluşlar acımasız bir rekabet ortamı yaratıyor. Bu ortamda mesleki yaşamda neler yapmalıyız? Kariyer pazarlama konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz? İSMO Yönetim Kurulu Sekreterimiz, Başkan Yardımcımız ve Başkanımızın büyük desteğiyle ve Sayın Hocamız değerli hocamızın değerli katkılarıyla bu konuda siz meslektaşlarımıza komite olarak bir katkı sunmak istedik. Komitemde birlikte çok değerli arkadaşlarımla çalışmalar yaptık. Umarım yararlı olur. Konuşmalarını yapmak üzere sevgili İSMO Başkan Yardımcımız Sayın Turgay Kalaryi'yi listeye davet ediyorum. Buyurun. Konuşmaya başlamadan önce başkanımız Sayın Yahya Arıkan gripal bir enfeksiyondan dolayı aramıza katılamadı. Özellikle katılmayı çok arzulamıştı. O yüzden sizlere selamlarını iletiyorum. Değerli hocam, değerli kurul arkadaşlarım, değerli katılımcılar, hepinizi İstanbul Mali Müşavir Odası Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, konuyu ben gördüğümde gerçekten büyük bir arzuyla salon 270 kişilik baş grubunda bir olacak ve bu arkadaşlarımızın da büyük ilgisini çekecek. Size maalesef bazı arkadaşlarımız rezervasyon yaptırdığı halde katılmadı. Şimdi başka arkadaşlarımızın da açıkçası haklı öfkeymiş oldu. Lütfen bu konu bizim açımızdan da buraya katılmak isteyen çok önemli ama maalesef gereken özen gösterilmiyor. Değerli arkadaşlarım, büyük bir konu. Haksız rekabeti tam olarak. Yani mesleğimizin geçmişten bugüne gelene kadar yaşadığı her şeyin içinde pazarlama tekniğini mesleki açıdan pazarlama tekniği bilmemeli. Biz kurul olarak, ben kurul başkanlığı yapıyorum. Kurul olarak bu konuda tüm arkadaşlarımızı eğitmeye çalışıyoruz ama maalesef eski yöntem hala devam ediyor. Sevgili hocam 1996 yılında vermiş olduğu eğitim, sempozyumda vermiş olduğu eğitim de aynı düzeydeydi. Sene 2012 farklı bir şeyi aradan geçtiği halde o kadar yıl değişen bir şey yok. İsrarla mesleki anlamda bu konuda ısrar ediyoruz. Ne konusu derseniz değerli arkadaşlarım, ısrarımız maalesef mesleki açıdan kaliteli hizmet, kaliteli bir ücret almak, bunu kültür haline getirip de içimize koyacağımız halde yaptığımız şey şu, maalesef kısır döngüyü devam ediyoruz. Çok mükellef, çok para olayı. Oda kurulduğundan bugüne kadar mücadelemiz var. Sevgili hocam, 2001 ve 2002 yıllarında yayınlanan iki mali çözüm dergimizde gene benzer konuda iki tane yazısı yayınlandı. Hocam bizi çok iyi tanıyor. Ben yukarıda kendisine bu konuda ufak bir görüşme yaptım. Bizi çok iyi tanıyor. Müşteri dediğimiz mükellefleri de çok iyi tanıyor. İki tarafı da tanıyan biri olarak bizlere biraz sonra meslektaşın bakış açımızı, mükellefin bakış açısını birbirlerine anlatacak. Tabii ki hocamın özellikle üstüne basa basa söylediği iki şey var. Mükellef ne istiyor? Biz ne istiyoruz? Geçmişte yapılan istatistikler burada hocamın içinde bulunduğu iki unsuru dile getiriyor. Bizim istediğimiz tahsilat sorununun çözülsün. %80 gibi bir oran. Diğer
müşteri dediğimiz mükellefin sorunu ise bilgimi kaliteli hizmet olarak almak istiyorum. Bir an önce. Evet bakın, bizim de zaten yıllardır istediğimiz bu değil mi? Yani kaliteli hizmet ve kaliteli bir ücret. Bunun için yapmamız gereken ne? Ta geçmişten bugüne kadar bir savaş veriyoruz. Verdiğimiz savaşın içinde ise meslektaşın kendinin pazarlama tekniğini geliştirmesi. Bugünkü seminerin amacı da bu. Sizlere bakış açınızı bir ölçüde değiştirmek. Diğer akademik odalara göre biz gerçekten genç bir odayız. Bu anlamda bazı şeyleri bir an önce olmasını beklemek çok doğru değil. Olamaz da. Sadece meslektaşın sorunu mükellefin son dönemde azalmasından mı kaynaklanıyor? Meslektaş artıyor, mükellef azalıyor. Bundan mı kaynaklanıyor? Bence değil. Bence değil. Meslektaş bakış açısında biraz değişiklik yaptığı takdirde bunlar değişecek. Ne gibi dersiniz? Bakın demin de söyledim. Herkes kaliteli hizmet, kaliteli ücret almayı kabullendiğinde, içine kabul ettiğimizde biz bu sorunu tamamen aşacağız. Bunun için de yıllardır uğraş veriyoruz. En son mesleki etik standartlarını geliştirdik ve bunu yayınladık. Bunu hayata geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim anlayışımız bizim bu. Bunu geliştireceğiz. Her meslektaş bu yönde hareket edecek. Unutmayın, iktisatta bir kural vardır. Kötü para iyi parayı kovar, iyi para da kötü parayı. Bizlerin yapı içerisindeki dört dörtlük olmamızı beklemiyoruz. Ama en azından bu seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de sizlerin gayretleriniz bizim açımızdan çok önemli. Ben sözlerimi uzatmadan özellikle bugün bize sunum yapan Profesör Doktor Cemal Yüksel hocamı ve emeği geçen herkesi teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, İSMO Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konferansla ilgili bilgi notunu girişe hepinize dağıttık arkadaşlar. GSM cihazlarını kapatalım veya sessiz konuma alalım toplantı, konferans sağlıklı geçmesi için. Konferansın sunumunu yapmak üzere değerli hocamız, muhasebe, mali müşavirlik mesleğinde pazarlama konusunda kitabı da yazan hocamız, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Sayın Profesör Doktor Cemal Yükselen Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan Yardımcım, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli katılımcılar, hepinize merhaba. Öncelikle böyle bir ortamı bana sağlayan, katkı veren, başta oda yönetimi olmak üzere ve Girişimcilik, Kariyer, Pazarlama, Planlama Komitesi'ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Onlar vesile oldular. Onlarla aylardır iki proje üzerinde çalışıyoruz. Projenin bir tanesi böyle bir çalışmaydı. Diğeri de 2002'de ilk kez, bu benim için büyük bir onur, bu alanda ilk Türkçe kitabı yazma şerefi bana nail oldu. Bu çok güzel bir duyguydu. Tabii 10 yıl sonra bu kitabın yeniden yazımı, güncellenmesi çalışması yine komitedeki arkadaşlarla beraber bir projemizdi. Allah kısmet ederse onu da yine bu yılın sonunda yetiştireceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Tabii bu çalışmaya hemen başlığına bakarsanız CRM dediğimiz, Türkçe'de de öyle kullanıyoruz, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlamanın içinde bugünkü konumuz bu. Ama bunu hazırlarken doğrusunu isterseniz ta 2002'ye gittim. Sayın Başkan Yardımcımın da belirttiği o dönemlerde çalışmamız vardı. Bir avantajım vardı, ben hiç kopmadım. Pazarlamacıyım bakmayın, birkaç şapkam var. Onlardan bir tanesi de Mali Müşavirlik'ti ama Hatay Mali Müşavirler Odası'nın içindeydim. O camianın içindeydim. Dolayısıyla sizleri de çok iyi biliyordum akademisyen kimliğimle. Öbür tarafı da, şirket tarafını da biliyordum. Çünkü oralarda da yine danışmanlıklarım vardı. Dolayısıyla iki tarafında
ne söylemek istediğim ya da nereye gelmek istediğimi bilen birisiydim. Ama o zamanlar mesela kitap çalışması, kulakları çınlasın, Sayın Bakanımız Masum Türkiye'nin bir emri vakisiyle gerçekleşmişti. Adana'dan Hatay'a gidiyoruz beraber, bakandı. İşte konuşuyoruz, aynı fakülte mezunuyuz. Hocam dedi, yani bizim en büyük eksiğimiz pazarlama dedi. Bu konuda bize çok acil bir kitap yazıyorsunuz. Şimdi acil dediğinizde, hani acil hemen 3 gün 5 gün sonra olmaz ama tamam olur Sayın Bakanım dedim, seve seve, bu benim için bir onurdur. Ne kadar sürede olur dedi bu kitap. Şimdi yani yazacağınız kitap şey değil dedim, vallahi bu 6 ay ile 1 yıl arasında tamam hocam dedi. Bunu yapıyoruz, ben şimdi açıklayacağım dedi. Ondan sonra çıktı Hatay'daki konuşmada. Dedi ki biz hocayla anlaştık dedi, 2-3 ay içinde önünüze bir kitap geliyor. Sonra döndü, dedi ki ya başkan bu kitabı da sen basıyorsun dedi oda olarak. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Ondan sonra çıktım, dedim ki sayın bakan hocam 2-3 ayda. 3-5 ayda çıktı. Şimdi tabii konu o değildi de ama 2002 idi. Kitap yayınlandıktan sonra o zaman çok kullandığımız Skype'ın yerine Messenger'lar vardı ya. Messenger'larda meslek mensuplarından böyle kitabı, ondan sonra pazarlamayı böyle tiye alan, eskilerin deyimiyle istihza yapan böyle mesajlar geliyordu. Ya işte şimdi nereden çıktık, biz satıcı mıyız, çantacı mıyız biz, işte firma dolaşıp pazarlama mı yapıyoruz, mal mı satıyoruz gibi. Bana da arada bir işte Abdullah Başkan bana forward ediyordu. Gülüp geçiyordum tabii. Hizmettir çünkü sonuçta pazarlama, profesyonel bir meslek olsa bile. Ama 2002 idi, anlatmaya çalışıyordum. Tabii bu işi söylemiyorum, Batı'da 10 yıllar önce zaten bu işi kavramışlar vesaire. Ama tabii bu önemliydi, en azından bir farkındalık yaratabilmek adına. O dönemde böyleydi. Tabii şimdi aradan bakıyorum, 2002-2012, 10 yıl geçmiş. Attığımız adımlar bizi nereye getirdi? Bununla ilgili ben herhangi bir yorum yapmayacağım. Takdiri size bırak. Ama ben döndüm, dedim ki komitedeki arkadaşlarımla, ya pazarlama değil de biz CRM anlatalım. Ha CRM, müşteri ilişkileri yönetimi. Çünkü pazarlamanın bugün geldiği nokta bu. Hem pazarlamada da nerede olduğumuzu meslek mensubu arkadaşlarımızdan bir görmüş olsunlar. Bu güzel vesileyle ben tekrar hem oda yönetimine hem komitedeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün de amacım Sayın Başkan Yardımcımın dediği gibi pazarlamaya, pazarlamanın bugün kavrandığı, hayata geçirilmeye çalışıldığı şekliyle nasıl yapıldığını anlatmaya çalışarak birazcık farkındalık yaratabilmek. Eğer bunu ben yapabilirsem, ben ve komitedeki arkadaşlarım da sanıyorum görevimizi fazlasıyla yapmış olacağız. Şimdi tabii müşteri ilişkileri yönetimini böyle pat diye yukarıdan aşağı almayacağız. Onun bir dayandığı bir yer var. O da nedir? Pazarlama anlayışı. Peki ne demek pazarlama anlayışı, yani bir yaklaşımı? Evet, pazarlama zaten 10 yıllardan beri pazarlama bir iş olarak, bir faaliyet olarak görünmüyor sadece. Ya bir yönetim biçimi olarak görünüyor, bir anlayış olarak görünüyor. Ve iki tane anlayış var. Bir tanesi klasik pazarlama anlayışı dediğimiz, öbürü de çağdaş pazarlama, modern pazarlama anlayışı dediğimiz. Bunlara bir gireceğim. Neden? Çünkü müşteri ilişkileri yönetimini pat diye anlatmaya kalkarsam ona oturacağı bir yer yok. Boşlukta sallanacak. Şimdi klasik pazarlama ne? Kendi işimizle ilgili söylüyorum. Ben bir hizmet sunuyorum. Hangi hizmeti sunuyorum? 3568 belli değil mi? Evet. Yazmış. Hoş denetimi de yazmış ama duruyor şimdi askıda herhalde değil mi? Ama yazmış sonuçta. Neyse onlar. Tamam. Hedefim ne? İşte hedefim de bu. Daha çok müşteri, yani daha çok mükellef, daha çok gelir. Peki nasıl? Nasıl olacak bu? İşte ofisimi kurarım, tamam.
Çalışan istihdam ederim, tamam. Kırtasiyesi, bilgisayarı, yazılımı vesaire falan bunları alırım. Birkaç kişi de yanıma gelir, defterini verir falan. Uğraşırım. Ne olacak? Başlangıçta gerekirse birazcık fiyat da kırarım. Haksız rekabet yapmıyorum. Fiyat indirim yapıyorum. Tamam mı? Şimdi pazarlama bir anlaşmazlık noktamız olacak ara kesitte. Ama iki kimliğimi de mazur görün. Kullanacağım pazarlamacı diliyle fiyat indirim yapıyorum. Tamam mı? Uygulama kısmını benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi doğru mu? Evet. Böyle yapmıyor muyuz biz? Bu bizim yaptığımız değil mi? Klasik pazarlama. Aldım belgemi, açtım ofisimi, tanıdığım bir iki kişiden söz aldım. Defterleri 3'ü 5'i geldi, 10'u 15'i gelmedi neyse. Başladım hizmet vermeye. Nedir derdim? Bu. Peki bu nasıl olacak? Bu yaklaşımda diyor ki, sen otur, yap, zaten insanlar gelir sana. Klasik pazarlama bu. Dostlar, Avrupa'da, Amerika'da bu iş 1960'larda bitti. Türkiye'de 1980'lerin ortalarında bitti. Niye bitti? Çünkü bu yaklaşımla, mesela ben buraya hizmet dedim, buraya da mal koyun. Yine daha çok gelir, daha çok müşteri. Ve bunun içinde, bununla ilgili ne kadar çok içine koyun, taksitli satış koyun, kampanya koyun, ne istiyorsanız koyun. Bunlarla insanları çekiyorsunuz. Ama bitti. Niye? Çünkü bu işi sağlayanların sayısı arttı. Tamam mı? Tedarikçi arttı, üretici arttı. Bu artış neyi getirir? Rekabeti getirir. Rekabet arttı mı? Evet. Başka? Alıcının geliri arttı. Alıcının bilinci arttı, uyandı. Seçici olmaya başladı. Doğru mu? Evet. Artık gözü kapalı, ben bu malı almaya mahkumum. Hatırlayanlarımız vardı, 30 yaşın üstünde olan bizler. 70'li yıllar, 80'li yıllar böyle bir dönem. Öyle değil mi? Ne önümüze ne konursa alıyorduk. Burada da öyle. Ama bakıldı ki artık alıcı eskisi gibi değil. Eskisi gibi davranmıyor. O halde bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Nasıl bir anlayış değişikliği? İşte bu bizim çağdaş pazarlama anlayışı dediğimiz anlayışı getiriyor. Yani ne oldu biliyor musunuz? Bakın hareket noktasına. Hareket noktası demin hizmetti değil mi? Benim hizmetimdi. 1568'den başlayıp sunuma gidiyorum. Şimdi diyoruz ki bir dakika öyle değil. Ya müşterinin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri senin başlama noktan olacak arkadaşlar. Peki hedefin ne? Bakın hedef de farklı. Hedef ne? Burayı görmeyin bir an için. Müşteri tatmini. Müşteri tatmin edeceksiniz. Şimdi müşteri tatmini peki nasıl? Bir pazarlama programımız var. Müşteri tatmini ne? Müşteri nasıl tatmin olacak? Müşteri memnun edeceksiniz. Memnuniyeti sürekli sağlayacaksınız ki o size sadakat gösterecek. Sadakat gösterince umuyoruz ki ücretini düzenli ödeyecek. Bekliyoruz ki size yeni mükellefleri, müşterileri yönlendirecek, arkadaşlarını size yönlendirecek, tavsiyede bulunacak ve siz öyle hedef gelir ve kar elde edeceksiniz. Bakın dostlar, 80'li yıllar ve sonlarında 90'lı yıllarda da biz peki bunu nasıl yapacağız? İyi hizmet. Başkanım dedi, kalite, kaliteli hizmet, tamam. Uygun fiyat, yani uygun ücret, tamam. Onu size kolay ulaşabileceği bir yerde, tamam. Bir de aynı zamanda sizinle ilgili her türlü bilgiyi alabilmek üzere, onunla iletişim kurarak, tamam artık gerisi zaten otomatik olarak geliyor diyor. Ancak 2000'li yıllara doğru baktık ki bu da yetmiyor. Yani kaliteli hizmet sunuyoruz arkadaş. Ücreti olabildiğince aşağıda tutuyoruz. Daha ne olsun? Olmuyor işte. Niye?
Çünkü egemenlik sizden ona geçti. Bayanlar, baylar, satıcı egemenliği bitti, alıcı egemenliği. Kabul etsek de etmesek de, her sektör. Bu kızdığımız, işte kırıldığımız ve onun için saçlarımızı süpürge ettiğimiz mükellef şu anda kim ne derse desin müşteri olarak egemen olan konumdadır. Ha, o zaman onu tatmin. Peki bu ne oldu? Bakın pazarlama anlayışı buna bağlı olarak da 2000'li yıllardan itibaren değişti. Şu kavram oluştu. Pazar odaklılık, değer temelli pazarlama. 2000'li yıllarla beraber bu kavramlar pazarlama, Türkçe pazarlama literatürüne de girdi ve çok enteresandır. Biz Türkler iş dünyasında inanın bu kavramları o kadar çabuk uygulamaya alıyoruz ki anlatamam. Bu inanılmaz değişime müthiş açık bir toplumuz. Bu kavramlar sadece literatürde kalmadı, teoride kalmadı, uygulamaya da hızla geçti. Ve bu kavramda buluştu. Pazar odaklı ve değer temelli bir pazarlama. Peki nasıl yapacağız? İlişkisel pazarlama. Neyle yapacağız? Müşteri ilişkileri yönetimi. Şimdi oturdu mu müşteri ilişkileri yönetimi? Nerede? Demek ki benim, ya tamam ben müşteri ilişkileri yönetimi benim için önemli. Anladım. O halde ben ne yapayım? Bunun gerekleri, birazdan söyleyeceğim. Onun gereklerini alırım, uygularım. Ya bir defa önce anlayışı değiştirmek lazım. Kafada önce pazar odaklılık, değer temelli pazarlama mantığını kavramamız, bu konuda kendimize düşen uygulama ve zihniyet değişikliğini yapmamız, bununla ilgili ilişkisel pazarlama dönüşümünü sağlamamız gerekir ki buraya gelelim. Tabii diyeceksiniz ki ya hocam, demin Sayın Başkan Yardımcımız dedi ki ya biz pazarlamada daha 96'lardan çok fazla ileride değiliz. Sen bize diyorsun ki bak buralarda olmanız lazım. Eğer siz diyorsanız ki biz 96-2000'li yılların oralardayız, valla kusura bakmayın, koşmak zorundasınız. Yok ben iyi gidiyorum diyorsanız buraya doğru anladım, hızlanın. Hızlanın. Atı alan Üsküdar'ı geçecek hem de kendi içinizden. Zaten benim de yapmaya çalıştığım aslında bu. Birilerinin farkında olup hızla bunu hayata geçirmesi. Çok mu zor? Vallahi billahi değil. Çok çok kolay, yeter ki bu işin önemine inanalım. Şimdi geçiyorum yavaş yavaş. Peki pazar odaklılık ne? Kim pazarım benim? Pazar dediğim kim? Mükellefler, değil mi? Benim müşterilerim. Peki, sadece mükellefler mi pazarı? Yani? Evet, evet. Bakın, şimdi işin bir müşteri boyutu var. Evet, bir mükellef boyutu var. Ama biraz daha geniş ele almam lazım. Neden? Çünkü ben meslek mensubu olarak mükellefle ilişkilerimi tek başıma kuramıyorum, beni etkileyen başka şeyler de var. O halde başka şeyleri de dikkate alarak pazarlamayı yapmak zorundayım. Peki nedir? Bakın, ben müşteriyle ilgili veri toplayacağım. Neydi bu veri? Çağdaş pazarlamada ne diyordu? İhtiyaçlar, istekler, beklentiler. Bunları alacağım, toplayacağım. Sonra bunu bilgiye dönüştüreceğim. Sonra buradan strateji çıkaracağım. Ne stratejisi? Pazarlama stratejisi. Kime yönelik? Mükelleflere yönelik. Hangi mükelleflere? Mevcut ve beklediğim potansiyel mükelleflere. Benim mükellefim olmasını istediklerime, sadece mevcutlara değil. İşte pazar odaklılık bu. Peki sadece bu mu? Hayır. Bakalım, müşteri yönelimli olacağız, rakip yönelimli olmak, pazar odaklılık. Tabii burada belki kavram hoşunuza gitmeyecek. Pazarlamacı olarak ben rakip deyim. Malum şu an kimliğimle ya da içinizdeki
bulunan birisi olarak da meslek mensubu değil, diğer meslek mensubu. Tamam, yani rakip demek kötü bir kavram değil. Ama biz pek alışık değiliz birbirimize rakip demeye. Ama yani pazarlamada rakibiz. Olaya öyle bakmak lazım. Ama ben diğer meslek mensuplarının da neler yaptığını bilmek durumundayım. Ve aynı zamanda sadece o da değil, pazarlama çevresini de izlemek zorundayım. Neler var pazarlama çevresinde? Diğer kurumlar ne yapıyor? Teknolojide durum nedir? Toplumun sosyal yaşamında ne gibi değişiklikler var? Mesela toplumun sosyal yaşamında değişiklik benim mali müşavir olarak işime etkiliyor. Nasıl etkiler? Bir örnek verebilir misiniz? Toplumsal yapıda ortaya çıkan bir değişiklik işimizi doğrudan etkileyen. Efendim? Ekonomi dışında. Çıkın. Toplumsal yapı, sosyal yapı. Ben söyleyeyim size. Şimdi karşımıza gelen mükellefler, eski mükellefler, yeni mükellefler. Ya da şöyle diyelim, 30 yaşın altındaki mükellefler, 30 yaşın üstündeki mükellefler. Karşınıza gelen yeni mükellefler, genç mükellefler, bu toplumun gençleri olarak. Eskisinden farklı değil mi? Daha teknoloji odaklı, daha çok isteyen, daha çok beklentisi olan ve daha az sadık olan. Doğru mu? Çünkü bilim dünyası yaptığı araştırmalar her sektörde bu gelişmeleri ortaya koyarken diyor ki arkadaşlar, alıcının sadakati her geçen gün azalıyor. Bu ne? İşte bu benim için en büyük tehdit. Bu en büyük tehdit. Yani bir de eldekiyle yetinmek şöyle dursun, bir de eldekini korumak için çabaya ihtiyacımız var. Kim ne derse desin. İşte bakın çok basit. Şimdi biz bunları görmeliyiz. Çıkın e-ticaretten, e-beyannameden, e-fatura geliyor. Bir sürü şeylerden. Çıkın, bakın karşınıza gelen iş adamı profili. Birazdan bir araştırmamızın bulgularını sizinle paylaşacağım. Ki o bile çok dikkat çekici mesaj veriyor. Şimdi niye pazar odaklı, niye mükellefe yöneleceğim? Arkadaşlar, işte size gerekçeler. Pazar genişliyor. Ha mükellef sayısı artıyor anlamında değil. Ama o eski iş yapma bir malın bütün parçalarını artık bir firma üretmiyor. Onlarca firma üretiyor. Dolayısıyla sizin tuttuğunuz maliyet muhasebesi, hesap sistemleri değişiyor. Ona özgü çalışmalar yapmak zorundasınız. Beklentiler artıyor. Değişiklikler başka. Karşınıza çıkan daha seçici bir mükellef var. Karşınıza teknolojide önemli gelişmeler var. ERP'ler var. Muhasebe programlarının da içinde entegre olduğu bir sürü gelişme var. Bir sürü haberleşme araçları. Onları da koyun üstüne. Pazarlamanın ne kadar önemli olduğu kavranmış. Bak, İstanbul Odası'nın, Mali Müşavirler Odası'nın bu konudaki vizyonu zaten tamamen Türkiye'ye yakışan bir vizyondur. Gerçekten ben yönetimi kutluyorum. Başkan, yardımcı ve arkadaşlarını yıllardır. Pazarlamanın o kadar farkındalar ki, vizyonları o kadar geniş ki, bırakın pazarlamayı anlatmak, uygulamak, komitenin adına koymuşlar. Girişimcilik, kariyer, pazarlama, planlama komitesi. Pazarlamanın bu kadar önemli olduğunu farkında olan bir camia. Bu bizim için çok çok önemli. Bunun farkında olmak. Bir de yoğunlaşan rekabet. Hepsi bir yana. Hiç şunları saymayın. Sadece şu rekabet bile oturup pazarlama konusunda çok ciddi ciddi şapkamızı önümüze koymamızı gerektiriyor. Niye? Ben size iki tane rakam vereceğim. Bunlardan bir tanesi Türkiye rakamı. Mali müşavir, serbest muhasebe, meslek mensubu başına mükellef sayısı. Odaların kurulduğu tarih 92, 3568'in, doğru mu başkanım? 2000, işte kitabımın çıktığı tarih 2002. 2012 Temmuz ne yaptım? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Temmuz 2012 itibariyle faal mükellef sayısını aldım. TÜRMOK'tan arkadaşlar sağ olsunlar ulaştırdılar.
meslek mensubu sayısı, yaptığım şey çok kolay. Onu da ben yapmadım. Hesap makinesine yaptırdım. Alın. 28 mükemmel. Meslek mensubu başına. Bu kadar. İstanbul. Buyurun. Ben masumum. İşte rakamlar. 22. 22. Temmuz 2012 itibariyle. Şimdi diyorsanız ki Allah'a bin bereket versin. Vallahi. Tamam. 22 mükellef. Kişi başına. 22 tane mükellef yeter. Bu bana yetiyor. Diyorsanız mesele yok. Bu zannediyorsunuz. Şimdi değerli meslektaşım, geleceğim oraya. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani benim mükellef odaklı olmamın gerektirdiğini vurgulamaya çalışıyorum. Bu bile, bu haliyle demin saydığım gelişmeler ve bu sayı bile benim oturup çok ciddi ciddi sadece mesleki alandaki gelişmelerle yetinmeyip bir de pazarlama konusunda da bir şeyler daha yapmam gerektiğini ortaya koyuyor. Meslek mensubu olarak ben ve ben meslek mensubu derken mali müşavirlik yapmıyorum. Tamam mı? Yani akademisyenim ama hani sizden biri kimliğiyle siz gibi konuşuyor. Ben ve çalışanlarımla oturup ya demeliyim ki ya ben ne yapmalıyım? Müşteri, mükellefin istek, ihtiyaç, beklentilerine göre nasıl yapılanmalı? İşte ben burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Demin başkan yardımcının dediği gibi kesinlikle katılıyorum. Kaliteli hizmet, kaliteli mükellef. Ya pazarlamada burada anlatmayacağım ama biz mesela birkaç saat neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Kârlı müşteri, kârsız müşteri. Kârlı müşteriye nasıl odaklanmak lazım, kârsız müşteri. Müşterileri sınıflandırın, kârlıların üzerine ayrı yoğunlaşın, kârsızları da gerekiyorsa eleyin diyecek noktada pazarlama için tartışıyoruz. Ama bu bir detay, bu bir teknik bir konu. Oraya girmeyeceğim. Sadece anlatmaya çalıştım. Ya işte bu pazarlama anlayışı ciddi anlamda bizim meslek mensupları olarak benimsememiz ve hayata nasıl geçireceğimizi oturup düşünmemiz gerektiren bir konu diye sadece bunu şey yapmak, fark ettirebilmek. Şimdi pazar odaklı, tamam bu. Bir de ne dedim? Değer temelli pazarlama. Neden? Çünkü bu kavramda girdi Türkçe literatüre ve bir baktık ki şirketlerin yönetimleriyle bir araya geldiğimizde konuşuyoruz, girip çıkıyoruz şirketlere. Ha diyorlar ki bizim müşterimize sunduğumuz değer paketinde şunlar var, bunlar var, bunlar güzel. Peki, bakın, değer temelli pazarlama şu, örgütün ve çıkar gruplarının yararlarına ki yani benim çalışanlarımın, benimle ilişkisi olanların yararına müşterilerle ilişki kurmak, geliştirmek, uzun dönemde bu işleri yapmak, onlara değer sunmak. Peki bu değer sunmak ne? Onun defterini tutuyoruz. Beyannamelerini veriyoruz. Ona haber de veriyoruz. Daha ne olsun? Benim üzerime düşen vergisel yükümlülük bağlamında ne varsa yapıyor muyum? Evet. Her sorusuna da cevap veriyor muyum? Evet. Daha ne? Ama eğer bu mükellef daha istiyorsa ve sizi öncelikli olarak istenecek kişi ya da kurum olarak görüyorsa verin. Hocam ne vereceğiz? Arkadaşlar bunun ayrı bir konferans konusu bile olabileceğini söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü değer müşteriyi mest edebileceğiniz her şey. İçine ne koyuyorsanız. Tamam mı? Şimdi kızıyor olabilirsiniz içinizde. Ya bizim zaten mükellefte bir sürü böyle sıkıntımız var. Biz kendimizi anlatamıyoruz. Ücretimizi almak için canımız çıkıyor diyorsunuz. Ben de gelmişim size diyorum ki ya bakın arkadaşlar, müşteri kraldır. Müşteri kraldır, evet. Hatta daha da ileri gideceğim ama şimdi gitmeyin. Konferansı bana bitirmeyebilirsiniz.
müşteri kraldır da söyleyin. Hatırlatırsanız sonunda da peki daha ilerisi nedir diye bir söyleyin bana. Hatırlatın, söyleyin. Ama konferansın bitince bir garanti altına alayım. Bakın arkadaşlar. Değeri de kim belirleyecek biliyor musunuz? Yine mükellef. Nasıl belirleyecek? Ona benim sunduğum neyse, nedir? Hizmetin değeri. Bak, sunduklarım bunlar. Ve onun da bunları almak için katlandıkları bunlar. Bu kızdığımız, bağırıp çağırdığımız, bakın. Diyoruz ki, onun gözüyle benim ona kazandırdıklarım, bunun için katlandıklarından büyük olduğu sürece siz değer temelli pazarlamayı yapmış olursunuz. Ya hocam peki bunu nasıl yapacağız? Bakın bunlar hizmet değeri. Başkan yardımcım ne dedi? Kaliteli hizmet. Evet. Hizmet kalitesini yükseltmek. Ama gelin görün ki hizmet kalitesi de göreceli bir kavram. Kalitenin karşılığı benim için ayrı, onun için ayrı. O halde kalite kavramı mükellef tarafından belirlenecek düzeyde olacak. Onun hizmet, hakikaten bak Allah'a benim âli müşavirim kaliteli bir hizmet veriyor dedirtmek zorundasın. Siz istediğiniz kadar öyle değil. Maalesef, vallahi billahi ben sizi çok yanılıyorum. İnanın. Ama işte masanın öbür tarafında da böyle bir gerçek var. Bunu görmenizi istiyoruz. İki, hizmeti yerine getirme sunma biçimi. Bakın bu da bir değerdir. Ona elektronik ortamda bilgi aktarma, ödemelerini hatırlatma ya da onun belgelerini, evraklarını eğer dışarıda tutuyorsanız, defteri büroda tutuyorsanız onunla ilgili evrakların firmaya getirilmesiyle ilgili hizmet sunma, bunların hepsi yine bir değerdir. Çalışan değeri. Sizin konumuz İlkan. Çalışan değeri, insan kaynakları. Çalışanların bir şekilde sunduğu bir değer var arkadaşlar. Çünkü çalışanlarınızla da iletişim kuruyor değil mi mükellefler? Evet. O halde bilin ki o sizden ne istiyorsa çalışanınızdan da ister. Sizden ne bekliyorsa çalışanınızdan da bekliyor. İletişim konusunda da, mesleki bilgi konusunda da. Dolayısıyla çalışanlarınızın bu konudaki yaklaşımları da nedir? Yine bir değerdir. Ve sizin imajınız. Bakın bu da onun için bir değerdir. Ha, bunun karşısında da katlandıkları, ödediği ücret. Sizinle iletişim kurmada çektiği zahmet. Bunun için uğraşısı. Bir de psişik maliyet. Bu ne biliyor musunuz psişik maliyet? Mükellefinizin kafasında şu soru bir maliyettir bizim için. Nedir? Ya acaba bu mali müşavir bana yarın öbür gün bir cezaya sebep olur. Acaba doğru yapıyor mu? Acaba atladığı bir şey var mı? Acaba benim çalıştığım mali müşavir doğru bir müşavir mi? Ya o gün benim arkadaşım bana dedi ki ben muhasebecime 350 lira para veriyorum. Ya ben ağzımı açamadım. Ben 700 lira veriyorum. Acaba çok mu? Acaba bir yerlerde bir şey mi var diye kendi kendine kafasındaki soruların hepsi bir psişik maliyettir. Tamam mı? Ha işte bütün bunlar ne kadar bu artılar eksilerin önüne geçerse bu pazarlamada o kadar başarılı olduğunuz anlamına geliyor. Peki, şimdi geldik, anladık, anlayışımız bu. Hocam peki bunu nasıl yapacağız? Dedik ya, ilişkisel pazarlama. Şimdi, nedir ilişkisel pazarlama? Veri toplayacağız, bilgiye dönüştüreceğiz, ondan sonra stratejiye dönüştüreceğiz, iyi, güzel ve mükellefe sunacağız. Hangi yaklaşım içinde? Değer temelli pazarlama. Peki, nasıl ilişkisel pazarlama? Ne diyor ilişkisel pazarlama? Ben müşteriyi kuyuyla geçtim ama birebir temelli müşteriyle uzun dönemli ilişkileri kapsayan bir süreç. Uzun dönemde de çevreyle de, meslek mensuplarıyla, odayla, diğer kurumlarla, idareyle, her türlü. Bunun adı ilişkisel pazarlama. Özellikle burayı anladık, kavradık. Çünkü başladığımdan beri müşteri diyorum, başka bir şey demiyorum. Ama şimdi bir şey daha ekleyelim. Nedir o? İlişkisel pazarlamada
birebir temelli pazarlama. Bu ne? Arkadaşlar, bunun Türkçesi şu. Diyor ki, hiçbir mükellefin ihtiyacı, isteği, beklentisi diline uymaz. Biz daha önce diyorduk ki, ya mükellef grubu, işte müşterileriniz, mesela toptancı grubunuz var. 5 tane, 3 tane, 10 tane. Perakendeci grubunuz var. Perakendecilerin istekleri. Toptancıları, imalatçılar var. Onlar için ayrı tutuyorsunuz. Maliyet muhasebesi sistemi kuruyorsunuz. Onların beklentileri. Bunların her biri için ayrı ayrı hizmet sunun, ayrı ayrı değerlendirin diyorum. Şimdi ne diyorum? Hayır diyoruz artık. Ya birebir, her bir mükellef, her bir müşteri için ayrı oturup değerlendirme yapmak durumundasınız. Nereye geldik? Başlarken ne dedim pazarlama, çağdaş pazarlama? İhtiyaç, istek, beklentileri toplayın değil mi? Şimdi ne çıkıyor ortaya? Her birinin ihtiyacını, isteklerini, beklentilerini ayrı ayrı alacaksınız. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı depolayacaksınız, bilgiye dönüştüreceksiniz. Her bir mükellefiniz için ayrı bir pazarlama stratejisi geliştireceksiniz. Hem de bütün bu yaptığınız mali müşavir unvanıyla, sıfatıyla işlerin dışında. Tamam mı? Onların dışında. Peki, nasıl yapacağız biz bu işi? İşte, mükemmel hizmet. Mükemmelliğin adını kim koyuyor? Maalesef. Müşteri, mükellef. İlişkiyi kişiselleştirme. Şimdi pazarlamada neredeyiz? Anlatabildim mi? 2002'de hedef grup bilmem ne diyorduk. Şimdi her bir müşterimiz için ayrı ayrı pazarlama. Neden? Çünkü teknoloji artık size bu imkanı sağlıyor. Dolayısıyla teknoloji size bu imkanı sağlıyorsa alıp kullanın. Kullanmadığınız takdirde birileri sizden önce kullanmaya başladığında bir adım iki adım öne geçer. Ek faydalar sunma. Daha ne sunacaksınız? Az sonra daha ne faydalar sunacaksınız? Çalışanları müşteriye karşı her an sorumlu olduklarına ilişkin bilinçlendirme. Çalışanlarınız sadece sizin verdiğiniz işleri yapan, size katkı veren kişiler değil. Bakın, sizin aynanızdır. Sizin pazarlamanızı yapan insanlardır çalışanlarınız. Çünkü onlar hem hizmeti yerine getiriyorlar, hem sunuyorlar. O yüzden sadece muhasebe bilgilerinin, vergi bilgilerinin, defter kayıtlarına ilişkin bilgilerini çok iyi yapıyor olmaları, o konuda çok iyi olmaları artık yetmiyor. Neden? Telefonu açtığında o mükellefle konuşmayı bilecek, ikna etmeyi bilecek. Mükellef çok kızgın olabilir. Hangimizin sabahki ruh hali akşama kadar aynı kalıyor ki Allah aşkınıza? Hiç, sürekli değişiyor. O ruh haliyle açmışım, çalışandan belki de ses tonu kızarak bir şey soruyor. Ne olursa olsun çalışanın o şekilde iletişimde ne kadar ve nasıl başarılı olacağını bilmesi gerekiyor. Bizim de meslek mensupları olarak bunu öğretmemiz gerekiyor. Çünkü orada yapılacak bir hatada hiçbir zaman müşteri ya ben kızgındım kusura bakma demez. Neden? Çalışanına uyarıda bulun, bak konuşmasını öğrensin. Özür dilerim böyle amiyane konuşuyorum. Yani burada bir bilimsel notluk atmak değil derdim. Ama bu şekilde uyarı yine de ben hatalıydım demez. Bu insan psikolojisi. Peki kurumlarla ilişki geliştireceğiz. İşte bu kurumlarla. Ve neden? Bayanlar baylar, derdimiz bunlar değil mi? Elimizdeki mükellefleri kaybetmeyelim değil mi? Daha çok mükellefimiz olsun değil mi? Evet. Ücret gelirimizde istikrar sağlayalım değil mi? Kendimizin, çalışanlarımızın hak ettiğimiz yaşam düzeyinde hedeflediğimiz ve hak ettiğimiz, buna yürekten inanıyorum, yaşam düzeyinde olması değil mi? Evet, ilişkisel pazarlama
bunu sağlayacak, nasıl sağlayacak? Avucunuzdakinin kıymetini bilerek, yani mevcut müşterilerle ilişkinizi güçlü kılarak, sağlam kılarak, kurarak. Neden? Çünkü bunlar sadece kendileri kalıp sadakat göstermekle yetinmeyecekler. Bir de sizi tavsiye edecekler. Siz birçok kurumla, idareyle, odayla, derneklerle ilişki içinde oldukça, tanınırlığınızı arttırdıkça imajınızı yükseltiyorsunuz. Buna bağlı olarak sizin mükellefleriniz de, ya evet hakikaten Cemal Bey çok iyi bir mali müşavir, gözüm kapalı onu kendini teslim et dedirtebiliyorsanız, işte o zaman siz ilişkisel pazarlamada başarılısınız. Peki bunun yolu nedir? İşte bunun yolu da gerçekten eldeki mükellef. Bakın bir araştırma bulgusu var. Değişik ülkelerde benzeri sonuçlar geliyor. Diyor ki, yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti kaybedilmiş müşteriyi kazanmanın 5 katı daha fazladır. Bu ne demektir? Arkadaş, elinizdekilerin kıymetini bileceksiniz. Çünkü yeniyi kazanmak için daha çok emek, daha çok zaman, daha çok para harcamak zorunda kalacaksınız. Bu kadar basit. Bu Türkiye'de de yaptık bu araştırmaları, bu sonuçlar çıkıyor. Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle. O halde elindeki mükellefin kıymetini bileceksin. Ha, karsız, dedim ya ayrı bir konu. Karsız müşteri, arkadaşlar, eğer biz bu anlayış içinde hareket edersek, karsız müşterinin zaten otomatik olarak ayıklanması ve onun sebep olduğu sorunları başka bir meslek mensubu da üstlenmek istemeyeceği için, o da aynı yaklaşımda olacağı için, sonuçta o karsız müşteri, o problemli müşteri en azından ne olacaktır? Sahiplenilmeyince ya diyecek, bir dakika, demek ki kabahat bende ve bir değerlendirme yapacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ha, şimdi artık geldik nereye? Bir anlayış var. Evet, pazarda da olacağız. Nasıl ilişkisel pazarlama? Yani bütün müşterilerimiz, hayır, her bir müşteri, tamam. Peki her bir müşteriyle ben nasıl iletişim kuracağım? Her bir müşterinin ihtiyaç, istek, beklentilerini nasıl belirleyeceğim? Bunları işletmede nasıl tutacağım? Bunları nasıl stratejiye dönüştüreceğim? İşte müşteri ilişkileri yönetimi bu işi yapan bir araçtır. Bu müşteri ilişkileri yönetimi herkesin böyle allandıra kullandıra, ballandıra ballandıra anlattığı CRM'dir, bilmem işte Customer Relationship Management diye İngilizce'de de hava attığımız kavramın içi bu. Kardeşim, bunun Türkçesi şu: her bir müşteriyle ayrı ayrı ilişki kurmanı sağlayan bir araç. Peki bu araç nasıl bir araç? İsterseniz yazılım deyin buna, isterseniz arkadaş ben bilgisayardan anlamam, ben her bir müşterime aynı bir defter açıp, bir bloknot açıp orada yap. Ya nasıl tutarsan tut, ne yaparsan yap ama her bir müşteriyle ilgili böyle pazarlamayla ilgili onu tanıyacağın, onun ihtiyaçlarını karşılayacağın bilgileri elde etmek üzere nota. Ne olursa olsun nota. İşte müşteri ilişkileri yönetimi dediğimiz bu. Bakın, her ortamda müşteriyle ilişki kurmak, onun isteklerini, ihtiyaçlarını algılamak ve buna uygun olarak benim kendimi, kendim derken çalışanlarımla beraber ona göre adapte etmek. Müşteri ilişkileri yönetimi bu. Bakın, şu kavramlara bir göz atar mısınız, altını çizdiğim sözcüklere? Bakın, bunların hepsi müşteri ilişkileri yönetimi. Her türlü bilgiyi tek bir enformasyon sistemine bağlamak, ihtiyaçları anlamak, her bir müşteriye yönelik, iki tarafın da yararına, karşılıklı iletişim, uygun hizmetler, bu ne diyor bunlar? Bunlar demin söylediğimi söylüyor. Diyor ki, bu kavramlar, ilişkisel pazarlama, her bir müşteriyle ve de teknolojiyi kullanmak. Teknolojiyi kullanarak. Niye? Çünkü bana teknoloji zaten bu nimeti sağlamış. Ha,
Tamam, şimdi burada şöyle bir göz atalım. Neden her bir müşteri, neden müşteri ilişkileri yönetimi? Bizim zaten reklam yapmamız yasak. Toplu reklam araçlarından zaten mevzuat buna izin vermiyor. Ama mesela bizim yaptığımız işleri anlatan broşür göndermek yasak mı? Değil. Diyor ki kendini övmemek, başkasını yermemek üzere yapabilirsin diyor. Benim şimdi gönderip bütün herkese, sadece mevcut mükelleflerime değil, olabileceklere de bir sektördeki insanlara, mesela Bayram Bey Perpa'daki bütün herkese göndermeye kalksam, ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Bayram Bey boş. Niye? Bir defa olmaz. Kaç defa olacak? Hep devamlı. Neden? Broşürler önce gider çöpe. İkincisi yine çöpe. Üçüncüsü sekreterin masasına takılır. Ama dördüncüsü, beşincisi en sonunda asıl mükellefin önüne gelir. Peki o kadar posta, o kadar bilmem neyin masrafları nedir? Nasıl katlanacaksınız? Arkadaşlar şimdi teknoloji işte size bu işi daha kolay ve daha ucuz yapabilme olanağı sağlıyor. Ha, pazar payı değil müşteri payı. Bu ne? Yani daha çok müşterim olsun, daha çok mükellefim olsun. Dolayısıyla toplam mükellef içinde bana düşen pay, hayır değil ya, müşterinin payı. Bu ne? Benim mükellefim hangi tür hizmetleri alıyor? Muhasebecilik hizmeti alıyor mu? Evet. Mali müşavirlik hizmeti alıyor mu? Evet. Ha, başka ne yapıyor? Mesela bir yerden dönüp iç denetim hizmeti alıyor. Bir başka firmada. Dönüyor, fizibilite raporu yaptırıyor başkasına. Niye size yaptırmıyor? Örnek. Niye siz bunu sunmuyorsunuz? Ha, onun bu tür yaptığı hizmetleri siz bilmiyor olabilir misiniz? Fatura size geliyor, doğru mu? Ha, eğer sizin hiç ilişkiniz, iletişiminiz yoksa zaten haberiniz olmaz. Adam kayıt dışı da para ödüyor olabilir. Olamaz mı? Olabilir. O zaman bu da sizin kabahatiniz. Şimdi ben oturup düşünmeliyim ki, ya ben fizibilite yapamaz mısınız? Bayanlar baylar, fizibilite yapmak bizim işimiz değil mi mali müşavir olarak? Mali analizleri siz yapmıyor musunuz? Karlılık analizlerini siz yapmıyor musunuz? Evet. Finans tablolarını siz hazırlamıyor musunuz? Evet. Niye bu mükellef gitsin başkasına? Alın oturun, onun bu işlerini de siz yapın. Siz bu hizmeti verdiğinizi söyleyin, ondan başkasına gidecek para size gelsin. Ben bunu tam olarak bilmiyorum. Öğren. Yanındakini gönder seminere, eğitime. Öğrensin. De ki ben bu işi de yapıyorum. Bunu yapmamak için bir neden yok ki. Yeter ki neye odaklandığımızı bilelim. Sadakat, önem, bunların hepsini saydık. Birebir pazarlama. Bu noktaya geldik pazarlamada. Çok basit bir örnek vereyim. Bir otomobil almaya kalktığınızda, internet sitesine girdiğinizde, otomobil seçerken size o imkanı sunmuyor. Diyor ki opsiyonlarınızı belirleyin. Değil mi? Otomatik vites diyorsunuz, şu renk olsun diyorsunuz, şu özelliği olsun diyor, yağmur sensörü olmasın diyor, şu, bu ne? Bu kişiselleştirme işte. Size özgü pazarlama yapıyorlar. Size özgü. Biz buna pazarlamada yığınsal kişiselleştirme diyoruz. Tamam mı? Customization diyoruz. Bunu, ben de burada aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. O mükellefiniz ne işe? Mesela bu tür hizmetleri genellikle kimler alıyorlar? İmalat işletmeleri değil mi? O zaman imalat işletmelerinin kayıtlarını tutan, onun mali müşavirliğini yapan arkadaşlar otursunlar. Eğer bu mükellef fizibiliteyi başka birine yaptırıyorsa o zaman oturup çapkayı önlerine korusunlar. İşte bütün bunlar gördüğünüz gibi bizim müşteri ilişkileri yönetimine neden odaklanmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdi bakın. Veri, bilgi, strateji. Biz girişimcilik, kariyer, pazarlama, planlama komitesindeki arkadaşlarla bir araştırma yaptık. Bu bilimsel İstanbul'u kapsayan bir araştırma değil. Böyle bir çalışma yapacak zamanımız da yoktu. Zaten öyle bir şeyimiz de yoktu, öyle bir hedefimiz de yoktu. Ama döndük arkadaşlarla, dedik ki ya pazarlamada bu konferansta
ben özellikle arkadaşlarımla, katılımcılarla paylaşmak istediğim bazı bulgular var. Çünkü anlatacaklarım somutlaşmalı. Bir araştırma yaptık. Komitedeki tüm arkadaşlar, 17 kişiydik galiba, komitedeki tüm arkadaşlar etraflarındaki mükelleflere ulaştılar, anketleri doldurdular. Sağ olsun Evri Hanım arkadaşım analizleri yaptı. Ondan sonra bir takım sonuçlar çıktı ortaya. Dedik ki, hizmetleri üçe ayıralım. Muhasebecilik hizmeti, mali müşavirlik hizmeti, bir de ek danışmanlık hizmeti. Bunlarla ilgili acaba mükellefler ne bekliyorlar? Hani dedim ya ihtiyaç, istek, beklenti. Tamam. Ne bekliyorlar? Birebir tabii. Yani alın bunu, bu mantığı kabul ediyorsanız alın, kendi mükelleflerinize uygulayın. Şimdi bakın, biz böyle küçük bir çalışma yaptık. Şimdilik 116'ydı ben bu analizlere hazır hale getirip Ebru Hanım analizleri yaptı. Şimdi sonradan bazı arkadaşların da anketleri geldi. Sayı artıyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi muhasebecilik hizmetlerinde mükellefler niye önemli ve çok önemli diyorlar? Bakın. Diyorlar ki ya ben unutursam konumu mutlaka müşavirim hatırlatmalıdır. Bu benim için önemli, çok önemli. Muhasebe işlemlerini zamanında yetiştirmesi çok önemli. Mizanla ilgili işletmem hakkında, mizan ile işletmem hakkında bilgi vermesi benim için çok önemli. Vergi ödemeleri son güne bırakmaması benim için çok önemli. Muhasebe kayıtlarından işletmem hakkında bilgi sahibi olmam çok çok önemli. Ne diyordum? İstekler, ihtiyaçlar, beklentiler. Kaçımız sormuyor ama şu soruyu kafamızda bir kurulayalım. Kaçımız mükellefe mizanı yorumluyoruz. Gönderiyor bir şey yapıyor çünkü adamcağız ya da kadıncağız belki olmasını da bilmiyor. Gayet doğal. Ama oradan çıkan bilgiyi yazıp ona gönderdik. Gönderiyor muyuz? Bak istiyor mu? Bakın, bu bile, yani kişisel değerlendirmeyin ama yanlış anlamayın bakın, bu bile iletişim problemimiz olduğunu ortaya koymuyor. Eğer bu mükellef bana diyorsa ki, ya kardeşim gelmiyor işte bana bu bilgi gelmiyor diyorsa, siz de demelisiniz ki, ey mükellefçi, bak neden gelmiyor, ben sana söyleyeyim, tatlım bir tanem bak gel otur. Senin belgelerin bana zamanında gelmezse, ben KDV beyannamesini şu tarihten önce vermek durumundayken, sen tam yumurta kapıya dayandığında bana faturayı, aa Cemal Bey bak burada bir tane fatura daha unuttum, bunu gönderiyorum, bu çok önemli dersen, ben ne yapayım Allah aşkına deyip oturup anlatmak zorundayım. İletişim sıkıntım var. Ya iyi de ben bunu söylüyorum. Arkadaşlar demek ki söyleme biçimi ya da söylemek o şekliyle mükellefi uyandırmıyor. En azından eğer ben bunları söylesem belki de ne olacak? Belki de tepkisini bu kadar ortaya koymayacak. Şimdi pazarlamacı kimliğiyle söylüyor. Vallahi kızsanız da kırılsanız da kusura bakmayın müşteri kraldır. Tamam. Ha o zaman kralı ikna edin. İşte pazarlama size bunu anlatmaya çalışıyor. Pazarlama çünkü iletişimdir arkadaşlar. Pazarlama iletişim demek ki sizden kaynaklanmıyor, ondan kaynaklanıyor. Belki ona özel zaman ayırmanız, belki haftada bir ziyaret etmeniz. Ya hocam o kadar boğulmuşum, istatistik, devletin istatistik birimine dönüşmüşüm. Tamam. Ama bu tarafta da mükellef memnuniyetsizliği, yarın bu gider, kaçar, ona der ki ya vallahi ben de mali müşavirimden şikayetçiyim falan derse bu da sizin nedir? İmajınızı olumsuz yönde etkiler. Bunların her biri birikir sonra bir gün bardağın taşan damlası olur. Siz kaybedersiniz. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Dedim ya söyleyeceğim sonda söyleyeceğim asıl kötü şeyi de ama inanın bakın bakış açısı bu. Şimdi teknoloji bana bunları sunmuş.
malum şabilik hizmetleriyle ilgili ne? Bakın mükellefler ne diyorlar? Kızdığımız, kırıldığımız, demin gösterdim ya, bağırıyor, çağırıyor. Diyorlar ki, arkadaş vergi konularında bilgilenmek istiyorum. Danışmak istiyorum. Bu benim için çok önemli ve önemli. Mali durum hakkında bilgilendirilmem benim için önemli. Mali müşavirlik hizmeti olarak. Kârın yasal yollardan eritilmesi konusunda, kayıt dışılık dışında, eritilmesi konusunda yol gösterilmesi. Ek danışmanlık hizmetleri, bakın bunu da sordum. 1996'da da bu vardı. O zaman da şu varsayımla yola çıkmıştık. En iyi muhasebeci en az vergi çıkarandır. Değil mi? Ama öyle çıkmadı. O tarihte de çıkmadı. İzmir'de de bir arkadaşımın çalışması vardı o tarihlerde. Bizim Hatay'da yaptığımız çalışma. Onun İzmir'de yaptığı çalışmada örtüştü ve çıktı ki mükellefler için bu önemli, evet. Ama düşündüğümüz kadar önemli değil. Ve bakın burada da ek hizmet olarak, hani demin dedim ya, onu mest edeceksiniz. Ya arkadaşlar, mest edeceksiniz de karşılıksız değil tabii. Ama bakın, bizden ne istiyor bu mükellefler? Bakın, işletmenin büyümesi, karını arttırması yönünde bilgi diyorlar. Ben şubemi kapatmalı mıyım, açmalıyım, bunu öğrenmek istiyorum diyorlar. Şirketimin riskleri hakkında, yani sizden ne istiyorlar? Ekonomi danışmanlığı istiyorlar, mali danışmanlık istiyorlar, yönetim danışmanlığı istiyorlar. Ya bayanlar baylar, bunlar sizin uzmanlık konularınız değil mi? Bu konularda siz zaten çok daha önde değil misiniz? Bu camia, bu ülkenin ekonomisinde bu konuda önderlik eden bir camia değil mi? Sizler bu konularda donanımlı insanlar değil misiniz? Evet. Elbette eğer biz bunları da bir bedel karşılığı, muhasebecilik hizmetinin dışında sunmanın önemini ve bunun bir bedeli olduğunu anlatarak bunları bir yere getirebiliriz diye ben pazarlamacı olarak hala iddia ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Şimdi müşteri ilişkileri yönetimini kurgulayacağım. Şirketimde, ofisimde nasıl uygulayacağım? Bakın, asıl uygulama kısmı şurası ama ben inatla, bakın şu parçaları da koydum. Demin dedim ya, yani bir yazılım almak bir şey değil. Eğer ben sadece yazılımı alırım, ona aldım yazılımı, bir CRM yazılımı aldım, ondan sonra ben bunu kullanayım. Hiç yapmayın öyle bir şey. O yazılım için aldığınız, yazılım için ödediğiniz para boşa gitmiş demektir. Ya bakın, bunlar var. Nedir bunlar? Bakın, örgütsel sorumluluklar. Nedir? Bir defa biz meslek mensubu olarak yaptığımız muhasebecilik ve mali müşavirlik işinin dışında bir şekilde bu ihtiyaç, istekler, beklentilerle ilgili bilgiyi paylaşmak. Bunu bütün çalışanlarımızla bu değişime açık olduğumuzu ortaya koymak zorundayız ve teknolojiyi kullanmak zorundayız. Müşteri ilişkileri yönetimi için temel koşullardan birisi bu. Örgütsel sorumluluk boyutu bu. Ne için? Bakın, ne elde edeceğiz? Bir tarafta işte bunlar somut, daha çok mükellef, daha çok gelir ve karlı mükellef. Öbür tarafta da bakın soyut değerler. Bunlar da sizin için çok çok önemli. Şu olumlu ağızdan ağza reklam, kulaktan kulağa reklam. En büyük kulaktan kulağa reklam ordunuz, mükelleflerimizdir arkadaşlar. Sizin en iyi reklamınızı yapacak, size mükellef yönlendirecek olan onlardır. Dolayısıyla buradaki memnuniyeti sağlayabildiğimiz ölçüde müşteri ilişkileri yönetimi programının başarıya ulaşmaması için bir neden yok. Sonra o diyor ya, bana son gün vergi ödemesini hatırlatma diyor. Son günden önce diyor, bana bildir diyor. Bana nizanla ilgili işletmemin durumu hakkında bilgi ver diyor. Ha, o zaman ben oturacağım. Ya niye son güne kalıyor? Eğer mükellefimden kaynaklanıyorsa, ki çoğu öyledir. Ayın 20'si olur, hala fatura geliyor. Hala. 22'si gelir, ben biliyorum. 23'ünde bile fatura geliyor. Doğrudur. Bir firmada tanık oldum, beyannameyi değiştir diyor. Ya bana ne diyor, beyannameyi değiştir diyor. Verdim diyor, o noktada. O zaman benim oturup anlatmam lazım.
nereye gelmek istiyorum? O zaman ben çalışanlarımla acaba bu hizmeti nasıl daha önceye çekebilirim? Daha mizanla nasıl açıklayabilirim mali durumunu, onu? Altına mizanı göndereyim birkaç cümle anlamasa bile, ya benim mali müşavirim bana mizan denen şeyi gönderiyor. Altına da durumumla ilgili bilgi veriyor. Diyor ki bak alacakların şöyle, stokların böyle, kasadaki param böyle, durum böyledir, böyledir, şuna dikkat et, buna dikkat et diyor. Bunu demek bile çok çok önemliyse, o zaman ben döneceğim, kendi ofisimde bu işi nasıl yapmam gerektiğini belirleyeceğim. Nasıl? İşte bilgi yönetimi bu. Müşteri ilişkileri yönetimi aracılığıyla her bir mükellefimizin bu verilerini toplayacaksınız. Deminden beri saymaya çalıştığım bütün verileri toplayacağız. Strateji geliştireceğiz. İletişim stratejisi. Nasıl geliştireceğiz iletişim stratejisi? Mesela mizan aylık çıkarıyorsunuz değil mi? Diyeceksiniz ki ben her ayın izleyen şu haftasında düzenli olarak mizanımı gönderirim. Tamam. Onu ilgilendiren, okumasını istediğim mevzuatta değişiklikler varsa ben düzenli olarak ona gönderirim. Şu aralıklarla gönderirim. Kendi uyarıda bulunmam gereken noktalar varsa ayda bir, 15 günde bir bunları bir. Yani benim bir iletişim programım olmalı. Kesinlikle. Ve bu programı hayata geçirmeliyim. Strateji dediğim bu. Peki sadece bu mu? Hayır. İşte bakın bütün yapımızda bizim bakış açımızda ciddi olarak değişiklik gerektiren bakın bütün bu araçlar var. Strateji bunlardan sadece bir tanesi. 7 S'lik. Hepsinin İngilizceleri S ile başlıyor. İş yapma biçiminizi, çalışanların bakış açısını değiştireceksiniz. Yapınızı değiştireceksiniz. Niye? Şimdiye kadar hiç pazarlama ile ilgisi olmayan çalışanlarınıza müşterinin, mükellefin önemli olduğunu anlatmak zorundasınız. O sadece neyi biliyordu? Muhasebeyi biliyordu, vergiyi biliyordu, mevzuatı biliyordu. Ama şimdi bir de pazarlamayı da bilmek zorunda. Çünkü onun yaptığı yanlış kimin hanesine yazılacak? Sizin hanenize yazılacak. O halde sadece strateji değil, aynı zamanda örgüt yapısında da bir takım düzenlemeler. Bakın, bu araştırmada sorduk. Dedik ki, mali müşavirinizden ve çalışanlarınızdan beklentileriniz neler? Niye sorduk bu soruyu? Dedik ki acaba bizim ofisimizde bu örgüt yapısında, bu anlayışta, iş yapma biçiminde, davranışlarımızda ne gibi değişiklikler olmasını istiyoruz? Bakın, diyor ki kolay bir iletişim kurma becerisi, güvenilir bir kişilik, sorunlarıma kısa sürede çözüm, alternatif çözümler geliştirmek. Bu 116 kişiden aldığımız bilgi arkadaşlar. Bakın, şimdi oturalım o zaman, yani bütün niye bunları anlatıyorum, o zaman ben oturacağım çalışanlarımla ve diyeceğim ki arkadaşlar, bakın benim mükellefim ne istiyor, Ahmet ne istiyor, Cemal ne istiyor, tek tek bunlara göre şunları oluşturmam lazım. İletişim, sorunları kısa sürede çözebilme. Siz olmayabilirsiniz büroda, yanınızdaki çalışan, o zaman çözüm geliştirici olmalı. Hemen cevap vermek, yanlış cevap verme ihtimalini arttırıyorsa en azından çalışan, tamam ben araştırıp size dönüyorum, hemen sorumluluğunu alması ve bunu yerine getirmesi. İşte beklentileri, bunlar bir takım yargılar geliştirdik. Daha da olabilirdi bu, dedim ya, bir çalışma yaptık. Dedik ki, bazı sorular soruyoruz. Mesela, muhasebenin dışarıda tutulması yüzünden sağlıklı bilgi alamıyorum. Bakın, yarıya yakını evet demiş. O zaman ben eğer dışarıda bu işi yapan ve bu hizmeti veren bir meslek mensubuysam, demek ki benim mükellefimi bilgilendirme ihtiyacım var. O zaman benim bu konuda sıkıntısı olan mükellefime gidip demeliyim ki, arkadaş, benden beklentin ne? Ne istiyorsun benden? Ne yaparsam düzenli olarak bilgi akışını sağlarım. Bilgi alan, hangi konuda bilgi alamıyor? Bunları almak. Ve bunları her bir müşteri mükellef düzeyinde yapmak. Şöyle bir soru sordum. Mesleki bilgi ve iletişim konusunda
meslek mensubundan ve çalışanlardan memnuniyet. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam yüksek, evet, ama ben de şöyle diyebilirim. Neden çalışanlardan memnuniyet bu konuda meslek mensubundan birazcık daha aşağı? Demek ki çalışanların mesleki bilgi, beceri, iletişim bilgi ve becerileri konusunda ek ihtiyaç var. Hangi durumlarda mali müşavirinizle sözleşmeyi feshedersiniz? Onu da sorun. Risklerimiz nedir, tehditlerimiz nelerdir? Bakın, onlar da burada. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Bunları tek tek söylemeye gerek yok. Ama burada vurgulamaya çalıştığımız şey şu. Biz bütün bunları oturup, değerlendirip, kendi içimizde, ben birkaçını yazdım mesela. Hangi işleri daha hızlı, daha etkin, daha mükellef odaklı yapmamız gerekiyor? Bunu belirliyor. Yaptığımız işler. Niye? İşte demin söylediğim bu araştırma bulgularından da bazı aldığım mesajlar ışığında. Sonuç şu. Bakın, ben bir tarafta muhasebecilik hizmetini, mali müşavirlik hizmetini yapıyorum. Aynı kişiler bir de sunum yapıyorlar. Hepimizin pazarlama odaklı olmasını sağlamam gerekiyor. Hepimizin. Sonuç, meslektaşlarla yakın ilişkiler, mükellefle yakın ilişkiler, müşterilerle yakın ilişkiler ve diğer kurumlarla ilişkiler. Evet, tamam. Ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejisini sunacağım. Neyle sunacağım? Bakın, demin dedim ya, ister yazılım alın ki yazılım bu işin çok kolaylaştırıyor. İsterseniz blok notlar ayırın her bir mükellefiniz. Ama bugün size teknoloji şu araçları vermiş. Sizin zaten İstanbul'da, Anadolu'nun birçok ilinde de öyle, kaldı ki iş yükünüz dolayısıyla mükellefinizi sürekli olarak ziyaret etme lüksünüz yok. Doğru mu? Evet. Ama onunla iletişim kurmanız gerektiğini söylüyor pazarlamacılar. Ama diyoruz ki üzülmeyin. Ziyaret kitapta da yazıyoruz. Çok çok önemli. Çünkü yüz yüze iletişim en iyi, en etkili iletişim aracıdır. Tamam. Ama hep iletişim, yüz yüze iletişim olması gerekmiyor. Teknoloji size kişiselleştirilmiş her bir mükellefe, müşteriye sunabileceğiniz araçlar göndermiş. Şimdi şunu yapmayın. Sayın iş ortağımız ya da sayın mükellefimiz ya da işte sayın çalışan, ya ne işte sayın iş adamı, sayın iş kadını. Mevzuatla ilgili değişiklikler ekte bilginize sunulmuştur. Bu konuyla ilgili sorunuz olursa bize dönün. Tamam mı? Bize dönün. Şimdi bunu yapmayın. Ya ne yapın? Ne yapın? Ben söyleyeyim size. Onun başına sayın mükellef, sayın bilmem kim demeyin. Ya dönün deyin ki sayın Cemal Yükselen. Tamam mı? Sayın Ahmet çok satar. Sayın Mehmet çok uyur. Neyse. Tamam mı? Bütün bunları yapın. Ondan sonra dönün. Ondan sonra dönün, kişiselleştirin. Bankamdan bana doğum günümde bir mesaj gelmiş. Diyor ki, Sayın Cemal Yükselen, doğum gününüz kutlu olsun. Ya bakıyorum cep telefonuma, vay be bankama bak diyor. Doğum günümü kutlamış. Kutlayan doğum günü bankam değil ki, makina. Onu da birisi mi yapmış? Yok. Adam programı yüklemiş. Demiş ki, gün çakıştı mı? Gönder doğum günü kutlu ol. Ama bu benim içime okşuyor. Diyorum ki mükellefim bana bir mesaj göndermiş. Kişiselleştirmiş. Ben de dönüp sayın mükellefim yerine sayın Cemal Yükselen, sayın Ebru Yıldız, sayın Bayram Eren, tek tek bakın kişiselleştirme. Ve bu araçlar size bu imkanı sağlıyor. Dönüp de İşte bayramımızı, sayın mükellefim, bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gönderdiniz SMS. Nerede böyle bir SMS? Nerede sayın Cemal Yükselen, bayramımız kutlu olsun. Ben bakıyorum, açıyorum telefonumu. Bana diyor ki, işte bayramımız kutlu olsun. Ya iyi de, ben biliyorum ki benim gibi 500 kişiye gitmiş.
Halbuki yine 500 kişiye gönder. Ama öyle bir program yaz ki onun bir tarafında desin ki al ismini bir tarafta koy tepesine. Sayın Cemal Yükselen desin. O makine yapıyor, siz yapmıyorsunuz ki. İşte bayanlar baylar, biz müşteriler, şimdi bu taraftayım, biz müşteriler ne kadar kırılsanız, kızsanız da biz sayılmak istiyoruz. Biz dikkate alınmak istiyoruz. Biz çünkü çoğu yerde, sizler de tüketici değil misiniz? Sizler de başkalarının müşterisi konumunda değil misiniz? Biz bir yerlerde aynı şeyleri hissetmiyor muyuz? Evet, işte size teknoloji bu imkanı sağlıyor. Yazılımlar var. Bu amaçla kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu sadece yazılımı almak ve uygulamak değil. Ne söyleyeceksiniz mükellefe? Anlayış değişikliği, bakın bütün bunlar. Bilginin önemine inanacağız. Bunu çalışanlarımızla benimseyeceğiz. Bu işin sadece muhasebecilik, mali müşavirlik olmadığını, bunun içinde pazarlama da olmak gerektiğini anlayacağız, kavrayacağız ve hayata geçireceğiz. Bütün bunları kim yapacak? Biz yapacağız, bayanlar baylar. Destek mensubu olarak biz bütün bu sunduğumuz hizmetlerin dışında pazarlamayla ilgili de bunu yapmaz. Keşke, yıllardır söylüyorsunuz, odanın bu konuda çalışmaları da var biliyorum, meslek şirketleri kurmak. Ve meslekte şirketleşme, ortaklık kurumları oluşturma konusu olsa zaten o noktada çok daha kurumsal pazarlama departmanları da oluşur. Ama yoksa o zaman bizler ofislerimizde bütün çalışanlarımızla bunları anlamak, uygulamak için strateji geliştirmek hem de tüm çalışanlarla ve bunları da uygulamak. Sadece uygulamak da yetmiyor. Bir de döneceksiniz, her bir mükellefiniz acaba sizin için ne kadar olumlu düşünüyor? Yaptıklarınızdan hala memnun mu, mutlu mu? İstekleriniz, istekleri karşılanıyor mu? Bunu öğrenmiş olursunuz. Benim dedim ya, en son da söyleyeceğim. Hadi söyleyeyim. Müşteri kaldır değil mi? 2006 yılında bir adam çıktı, Amerika'da bir kitap yazdı. Pazarlama camiası ayağa kalktı. Hala tartışıyoruz. Adamın yazdığı kitabın adı şuydu. Müşteri kral değildir. Müşteri tanrıdır. Haşa. Nasıl yani? Ayağa kalktı. Adamın bütün 300 sayfalık kitapta söylediği şey şu. Diyor ki, krala karşı gelebilirsiniz. Ama tanrıya karşı gelemezsiniz. Şimdi pazarlamacıların kimi? Bizden bahsediyor. İşimize geldi. Niye? Bana kızmazsanız, ya hakikaten ben iyi iş yaptım demektir. Sabahtan beri ben size müşteri, müşteri, müşteri diyorum. Ben size müşteri tanıdım demiyorum. Ama öyle bir bu camia ciddi anlamda bu haksız rekabete neden olan uygulamalardan aranıp bunun birbirimize gemideki herkese zarar verdiğinden hareketle bu kurumsal kimlik anlayışı içinde mükelleflere ya bak bu olmuyorsa bak bu yapıyor dedirtmeden hızla müşterileri kârlı duruma getirmek zorundayız. Ve biz pazarlamada bunları konuşuyoruz. Bizim mesleğimizde de olur. Bayanlar baylar, kârlı müşteri, kârsız müşteri ayrımına gitmek ve gerekiyorsa elemek. Elediğiniz zaman bu mükellef nereye gidecek? Başka meslek mensubu. Ya ben o meslek mensubu olarak o gelen mükellefi almadan önce oturup düşünmeliyim. Değil mi başkanım? Ben niye bana geliyor? Ha, bir defekti var ki bana geliyor. O zaman acaba benim meslektaşımın başına gelen bir şey var da benim de mi başıma gelecek? Ya biz eğer bu dayanışma, bu anlayış içinde olabilirsek bakın o zaman o eleştirdiğimiz, kızdığımız mükelleflere yönelik de bir hayli yol kat ederiz. Bir şey daha demin yine ayaküstü konuşmuştum. Ya biz kendi kendimize kızıyoruz. Kusura bakma. Tamam mı? Ben şimdi mali müşavirliği masasına oturuyorum. Neden? Biz diyoruz ki arkadaş senin muhasebe kayıtların
senin geciken belgelerin, senin kaprisin, senin sesin, senin soluğun, bütün bunları çekeceğim. Bir de yok BABS formları, onların sorumlulukları, elektronik beyanname, elektronik fatura, elektronik bilmem sigorta, bunlar geliyor. Bir sürü şeyleri ben yapıyorum ve sen bana ücret konusunda diyorsun ki ya acaba hak ediyor musun sen bu ücreti? Ya da bak başkası daha. Ya kızmayalım. Niye kızmayalım? Demek ki biz mükellefe kendimizi anlatamamışız. Şimdi lütfen şu soruyu siz bir düşünün. Sizin bu kadar teknik iş yükünün altında soluk alamayacak, tatil yapamayacak, sevdiklerinize zaman ayıramayacak kadar bütün zamanınızı öldüren bütün bu işlerden kaç mükellefinizin haberi var Allah aşkınıza? Kaçıyla paylaştınız? Kaç mükellef BABS formlarının önemini, bunların sorumluluğunu vesaire vesaire detaylı bilip bu kadar sıkıntılarınızı biliyor? Ben söylüyorum size, ben öbür kimlikle de mükellefe gidiyorum, yokluyorum. Diyor ki ne yapıyor ki diyor işte bir iki tane beyanname var diyor. Bilmem öyle demiyorlar mı size de? Sizin arkanızdan öyle demiyorlar mı? O zaman kızmayalım. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu da iğne de çuvaldız da kendimize son sunacak şey başkanım. Bayanlar baylar biz oturup kendi kendimize ağlıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bizi anlamıyorlar diyoruz o entel havasıyla. Bilmiyor, anlamıyor. Biz nelere katlanıyoruz ki bir bilsene. Ya kardeşim git anlat. Pazarlama bu. Git anlat, iletişimini kur. Müşterinle, mükellefinle. Biz kongreler düzenliyoruz. Özür diliyorum. Bakın ben de akademisyenim. 32 yıllık akademisyenim. Şimdi kongreler düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz, eğitimler veriyoruz. Kime? Biz bize değil mi? Bana söyler misiniz? Mükelleflere yönelik olarak, odalar düzeyinde biz ne zaman, ne tür programlarla gittik kendimize anlattık? Ne zaman gittik anlattık? Ne zaman gittik dedik ki oda başkanlarına, odalardaki komitelerin başkanlarına, ya sayın başkan topla, biz birazcık dertleşelim ya, ne olur bir dertleşelim birazcık, bizi bir dinleyin, biz de sizi bir dinleyelim. Zaten bizi dinleyin diye giderseniz vallahi gelmezler. Ben olsam ben de gelmem. Çünkü ben dinlemeye değil, dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Tamam mı? Hepimiz böyleyiz. Çünkü hepimiz konuşmayı çok seviyoruz. Hepimiz. Bak iki tarafta da söylüyorum. Ben sizin mükellef arkadaşlarınızı, sizin üyelerinizi dinlemek istiyoruz. Onlarla iletişim kurmak istiyoruz. Bir zaman ayırın, gidin, oturun, topluca. Yaptık mı öyle bir şey? Yok. Ama biz ne yapıyoruz? Oturuyoruz bütün bu eğitim toplantılarında, kongrelerde, şurada, burada hep çıkıyoruz mükellef adına konuşuyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, yükler diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Biz komitedeki arkadaşlarla da konuştuk. Pazarlamacı kimliğimle dedim ki o zaman hiç kızmaya, bağırmaya, çağırmaya hakkımız yok. Niye? Uğruna saçımızı süpürge ettiğimiz, bir sürü katlandığımız bu insanlara biz anlatamadık ki. Gittik anlattık mı? Onun anladığı dilden anlattık mı? Bu kadar net. Anlar. Benim şu konuda yapacağım, üniversite camiasında yapacağım, vereceğim mesajlardaki, kullanacağım jargon ayrı. Böyle belli bir eğitim düzeyine sahip yerde anlatacağım jargon ayrı. Kusura bakmayın. Gidip de esnafa onları da anlattım ben. Ben kurumsallaşmayı küçük sanayi sitelerinde anlattım bayanlar baylar. Kurumsallaşmayı. Tamam mı? Şey demiyorum, sanayiciye demiyorum. Küçük esnafa diyorum. Onun anladığı, anlayacağı dille. Demek ki biz oturup ciddi olarak böyle bir öz eleştiri yaparsak bu pazarlamanın bize neler kazandıracağını, pazarlamanın bir iletişim olduğunu ve bunun birebir yapılması gerektiğini ve bugün de bütün bu araçların bize bu imkanı verdiğini bilirsek bence bu konuda yol almamamız için hiçbir neden yok. Sabrınıza teşekkür ederim. Sağ olun. Ben müşterinin tanrıdır görüşüne katılmıyorum.
onu söyleyeyim. Hocam hangi taraftansınız diye sorarsanız. Hayır. Ama müşterinin önemsenmesi karşılıklı çıkarlar temelinde ortak bir noktada buluşulmasından yanayım. Hem pazarlamacı olarak hem de her iki camianın üyesi olarak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Soru var mı diyeceğim ama sabrınızı çok fazla zorlamak istemiyorum. Trafik yoğunluğu da başlamadan her zaman komitedeki arkadaşlarımızla da beraber size katkı vermeye hazırız. Kitabımızı da biz Allah kısmet ederse bu yılın sonunda yetiştireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, sayın başkanım. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Kazançlı, keyifli, bol güzel günler diliyoruz.